Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber WeTransfer'in mobil uygulamasına bakacağız. Uygulamaya giriş yapalım. Uygulamayı dik konumda kullanıyoruz. Zaten uygulama hani iPad'lere göre yapılmamış. Siz bunun telefon versiyonunu indiriyorsunuz. Zaten şurada 1x çıkıyorsa bilin ki bu telefon için yapılmıştır. Şu eski haline getirelim. WeTransfer zaten bilgisayarda birçoğunuz kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Kullanmayanlar da mutlaka baksın. En kolay dosya transfer yöntemlerinden birisi bu. Kendi mailinizi giriyorsunuz. Karşı tarafın mailini giriyorsunuz. Göndermek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra direkt gönderiyorsunuz dosyalarınızı çok rahat bir şekilde. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Bilgisayardaki versiyonu 2 GB'a kadar müsaade ediyor. Ancak mobil versiyonu 10 GB'a kadar müsaade ediyor. Ancak mobil versiyonda herhangi bir dosya gönderimi yapamıyorsunuz. Sadece fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebiliyorsunuz. Ancak tamamen ücretsiz olan bu uygulamada hani sadece fotoğrafları ve videoları bile yedeklemek için böyle bir yöntem bence mükemmel. Uygulamanın en iyi tarafı, hatta internet sayfasında en iyi tarafı, teknolojiyle böyle fazla içli dışlı olmayan, hani biraz daha yaş olarak büyüklerimiz bile bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Kullanımı şu şekilde: uygulamayı açınca bu ekran geliyor karşımıza. Burada işte tabletinize veya telefonunuzda bulunan resimler var. Bunları seçiyoruz. Mesela 3 tanesini göndereceğiz. Direkt seçti. Next diyoruz. Bu üstteki kısma göndermek istediğimiz kişinin mailini yazıyoruz. Alt tarafa kendi mail adresimizi yazıyoruz ve bir mesaj eklemek istiyorsak ekliyoruz buraya. Şu an 3 tane fotoğraf seçtik ve 5 MB olmuş bunların boyutu. 10 GB'a kadar bir veri gönderebiliyoruz. Boyuttan bahsetmişken, bu arada WhatsApp'ta hani fotoğraf gönderirken falan boyutu biraz kırpıyor. Bunda öyle bir şey yok. Fotoğrafın orijinali neyse direkt onu gönderiyor karşı tarafa. Dediğim gibi hani bu sayede bunu teknolojiyle fazla içli dışlı olmayan insanlar da çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Çünkü kullanımı gerçekten çok kolay. Yani hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece karşı tarafın mailini ve kendi mailinizi yazıyorsunuz ve göndermek istediğiniz fotoğrafları seçip ve videoları seçip gönderiyorsunuz. Şöyle bir kıllığı var. Yani kıllık denmez aslında. Böyle bedava bir hizmetin illaki bir kötü tarafı olacaktır. Gönderdiğiniz dosyalar karşı tarafa bir link olarak gidiyor. Yani 7 gün içinde indirmezseniz dosyalar siliniyor maalesef. Tekrar göndermeniz lazım. Uygulamanın Android versiyonunda bir güzellik var. Direkt galeride yukarıdaki paylaş butonunda fotoğraflarınızı seçip direkt WeTransfer üzerinden paylaşabiliyorsunuz. İlla WeTransfer uygulamasını açmanıza da gerek yok. Tabii uygulamanın yüklü olması lazım cihazınızda. Uygulama şu an için Android ve iOS platformunda var. Windows Phone'da maalesef yok. Çıkalı 6-7 ay oldu yaklaşık. Hani bu kadar sürede bu kadar yaygın olan bir uygulamayı Windows Phone'a çıkarmamak da bence gerçekten ayıp. Sonuçta Windows Phone kullanımı da günümüzde oldukça yaygın. Yani bu Windows Phone'a yapılan hani saygısızlık mı diyelim, ne diyelim, onlarınki dosya değil mi demek istiyorum. Zaten en iyi fotoğrafı, videoyu da Windows Phone cihazlar çekiyor diyebiliriz. Hani en iyisi denmez de en iyilerden birkaçı. Mobil uygulama dediğim gibi 10 GB'a kadar dosya göndermenize izin veriyor. İnternet sayfasında bu kısıtlama 2 GB. Hani mobil uygulaması da internet sayfasına göre bir tık önde ama internet sayfasına istediğiniz dosyayı gönderebiliyorsunuz. Hani bir kurulum setup dosyası bile gönderebilirsiniz. Mobil versiyonda böyle bir seçenek yok. Dediğim gibi çok kolay, kullanışlı bir uygulama. Eğer sürekli dosya alışverişi yapıyorsanız mutlaka telefonunuzda, tabletinizde bulunması gereken bir uygulama. Bu videomuzda WeTransfer'in mobil uygulamasını anlattık. Bizi Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca webtekno.com adresini de ziyaret edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Göndersen lan Kate Upton'a.